Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün turumuzun ilk günü. Arkada bizim bir ekibimizden olan Ertuncu görüyorsunuz. Ertunç merhaba de. Merhaba. Arabanın arka tarafında da Tolga var. Diğer benim yol arkadaşım olacak. Onlar şimdi kamyonu indiriyorlar. Onlar onu hazırlarken ben de bu çekimi size yapayım dedim. Videoda zaten şeyi göreceksiniz birazdan. Burası bizim çıkış noktamız. Bodrum Yelken Kafe Plajı. En uygun burasını bulduk. Aslında dün çıkacaktık yola. Ama hava çok sert olduğu için birkaç gün Gümüşlük'te konaklamak zorunda kaldık. Şöyle çıkacağımız noktayı da göstereyim size. Şu karşıdaki tepenin arkası Bodrum. Kano ile Karya rotalarına buradan başlıyoruz arkadaşlar. Ben de gideyim şimdi kendi konumu hazırlayayım. Ondan sonra tekrar görüşmek üzere. Bugün Karya Kentleri antik rotamızın 1. gününde sizlerle biraz rotamızdan bahsederek konuya giriş yapmak istiyorum. Konunun detaylarına zaten daha önceki lansman videomuzda fazlasıyla değinmiştim. Şu anda haritamızı inceleyecek olursak harita üzerinde olan sarı nokta bizim bulunduğumuz mevkiyi gösteriyor arkadaşlar. 1. günde toplamda 19 km yol alarak başlangıç noktasından bu noktaya kadar ulaşmayı başarabildik. Yolculuğun 1. gününe ait detayları ise alttaki linkten izleyebilirsiniz. Alttaki linke tıklayarak konuyla ilgili bütün detaylara, makalelerimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her gün için bir makale yazacağım ben. Her belgesel günü için bir makale yazacağım. O makalelerden videoda değinemediğim konuları orada anlatacağım. Maceramızın ilk gününde ilk 5 km'yi kat ettikten sonra karşılaştığımız bir takım sürprizler oldu. İsterseniz o sürprizleri canlı canlı benim ağzımdan tekrar dinleyelim. Ondan sonra günün geri kalanına devam edeceğiz. Arkadaşlar Bodrum'dan çıktıktan sonra 5 km sonra maalesef rüzgar yön değiştirdiği için küçük bir koyuya sığınmak zorunda kaldık. Normalde rüzgar için maksimum 16 knot süratle esecek diyordu. Ama hemen Bodrum'dan çıkıp burnu döndükten sonra rüzgar yönü değişti ve rüzgar çok sertleşmeye başladı. Biz de böyle küçük bir koya geldik. Hem burada birazcık yüzelim hem de istirahat edelim istedik. Buradan çıkıp bir aksilik çıkmazsa 15 km gidip ilk kamp alanına varmaya çalışacağız. Buranın GPS lokasyonunu da ekranda görüyorsunuz şimdi. Paylaştım sizinle. Artık biraz sonra kamp alanında görüşmek üzere. Tolga, ne diyorsun bu rüzgar işlerine abi? Kıyıdan ayrılmadığımız sürece sorun olmayacaktır. Kıyıdan ayrılmadıkça. Biraz sertleştik. Kıyıya yavaş. Kolay olsun. Ben öyle düşünüyorum. Tolga kıyıdan ayrılmadıkça sorun yaşamayacağımızı düşünüyor arkadaşlar. Ben de kendisiyle baştan aşağı aynı fikirdeyim. Ay bugün bir de bu kano ile ilgili yaşadığım kötü bir durum oldu. Her ne kadar sadeleştirmeye çalışsam da videoda çekeceğim için yanıma çok fazla ekipman aldım. Ve kanom çok ağırlaştı. Rüzgara karşı kürek çekmek çok zorluyor. Normalde iki kişi biz günde 20 km hatta zorlarsak 25 km yol yapabileceğimizi hesaplamıştık. Ancak bu kanonun şu anki durumuyla yani bu eşyalarla beraber böyle bir yol yapmak çok makul gözükmüyor. Bakalım bugün 20 km'yi tamamlayıp belki bu akşam kamp alanında yeni bir rota çıkartıp ona göre kamp alanlarını düzenlemek gerekebilir. Çünkü bu şekilde benim hareket etmem çok zor oluyor. Tolga'nın kanosu birazcık daha hızlı, biraz daha seri bir kano. Tabi sert yapısından dolayı. O kanoyu da tanıtacağım size bir aksilik çıkmazsa. Özelliklerinden bahsedeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir'de iki tane var. Bu kanodan. Hatta Türkiye'de iki tane var. Üç tane var. İki tanesi piyasada. Bir tanesi de satılmayı bekliyor. Neyse o detayları zaten anlatırım ben size teker teker. Ve birazdan görüşmek üzere. Bakıyorsun efe kendine ha. Elmalar melmalar. İster misin elma? İsterim tabii abi. Ben de kahvaltı yapmadım.
Bugün ilk kamp alanımıza geldik. Şu arkamda görmüş olduğunuz tepenin ismi Mazı. Normalde orada kamp yapacaktık ama hava şartlarından dolayı bir önceki küçük koyu tercih ettik. Gördüğünüz gibi arkamızda küçük bir zeytinlik var. Buraya çıkmadan önce de zaten giriş videosunu izlemişsinizdir az önce. O arada biz birazcık yüzüp ıslattık kendimizi. Şimdi gidip şu kıyafetlerimizi alsak bir yer bulalım. Kıyafetlerimizi kurutalım. Bildiğiniz gibi benim konumun üstü açık. Büyük bir ihtimalle içine koyduğum günlük kıyafetlerim de yine bir kısmı ıslanmıştır. Dolayısıyla onları kurulamak gerekiyor. Şimdilik sadece tişörtümü astım. Şimdi kanonun yanına ineceğim. Orada eğer çadırım madırım ıslandıysa onları da getirip kurutmam gerekiyor burada. Allah'tan bugün hava çok sıcak. Çarşabuk kuruyacak astığım şeyler. Büyük bir ihtimalle hava kararmadan hepsi kurumuş olur. Gerçi biraz tuz lekesi olacak. Tatlı şunu yıkayamadım ama bir aksilik çıkmazsa da bu arkamda görmüş olduğunuz bu zeytinliği birazdan keşfe çıkacağım. Eğer kayda değer bir şey bulursam burası ile ilgili sizlere bir şeyler paylaşırım. Burası ile ilgili. Hadi bakalım birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar, kamp alanımızda ilk günün sonuna geldik ve çadırlarımıza çekildik. Zorlu bir gün oldu bizim için. Özellikle öğleden sonra çıkan şiddetli rüzgar ve sağanak ile doğru dürüst yol alamamıştık. Daha doğrusu yol almak bizi çok yordu. O yüzden bayağı yorulduk. Zaten gelir gelmez çadırları kurar kurmaz şöyle 1-2 saat uyumayı tercih etmiştik. Az önce kalkıp bir şeyler atıştırdık. Saat aşağı yukarı bakıyorum. 10 oldu. Şimdi yatıp uyuyacağız. Yarın sabahleyin de rüzgar başlamadan sabah suyuna çıkmayı planlıyoruz. Yarınki güzergahımızda bir aksilik çıkmazsa Mazı'ya varmaya çalışacağız. Mazı'ya varırsak sorun yok. Yaklaşık buradan 14 kilometre kadar ileride. Rüzgarda bize yaver olacak gibi gözüküyor. En azından internetten aldığımız, meteorolojiden aldığımız bilgi bu şekilde. Artık yarın görüşmek üzere. Söyleyecek bir şey gelmiyor aklıma. Yarın görüşürüz arkadaşlar.